yasak. Altın haftaya doların rekor kırmasıyla yükselişle başladı. Ons bazında altın düşse de dolar yükseldiği için altını yükseltiyor. Gram altın 500 lirayı buldu. 500-502'yi bulmuştu ama şu an için tekrar 500'e geri düşmüş. Ama bu dediğim gibi doların yükselmesinden dolayı kaynaklanıyor, yani 500 olması. Geçtiğimiz hafta altın 480-482 seviyelerindeydi. Merkez Bankası'nın 100 pas puan indirmesiyle doları hareketlendirdi. Dolar yükselince tabii ki altın da yükseldi. Şu an 500 seviyelerinde devam ediyor. Altın 525-530'ları gördü. Tabii ki gördüğü yere tekrar gelecektir ama çok hızlı bir hareket olacağını sanmıyorum. Buralarda biraz oyalanacak gibi duruyor. Tabii şu an için aslında satış var biraz, yani yükseldiği için. Çünkü dediğim gibi 480 seviyelerinde bir haftada yani 20 lira çok büyük bir rakam oynadı. İşi olanlar, işte evdir, arabadır olanlar bir anda satmaya başladı yani. Şu an için bir satış var. Düğün sezonu artık yavaş yavaş kapandı diyelim yani. Okullar açılmaya başlayınca düğün sezonu da kapandı. Şu an için onda bir hareket yok. Sadece dediğim gibi ufak hareketler, alım satımlar oluyor. Kur tarafında doların bu kadar hareket edeceğini sanmıyorduk yani. Bu seviyelere geleceğini hiç sanmıyorduk. Dolar böyle olunca işte dediğim gibi euro da bir anda fırladı. Altını da fırlattı. Altın aslında diğerlerine göre çok düşük bir seviyede kaldı yani ons bazında. Eğer ons biraz yüksek olsa altında yani 550-600 seviyeleri olmaması kaçınılmaz gibi geliyor. Yani şu an için ons bazında düşük olduğu için 500 seviyelerinde kaldı. Eğer ons da yüksek olsa dediğim gibi 550-600 seviyelerini bulacak bu altın. Altını da çıkarsa bugün yarın alırım. Haftaya kadar bakayım. Haber ver. Vallahi, de gel.